Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kırsal kalkınma destekleri ve hibeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MATSO çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıyla ilgili hayli gündem yoğundu. Tarım Orman Müdürlüğümüz Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kırsal kalkınma destekleri ve hibeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, MATSO Yönetim Kurulu üyeleri, Manavgatlı iş insanları, çiftçilerle vatandaşlar katıldı. Referans fiyatlar yayınlandı. Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak salgın öncesinde de tarım ve tarıma dayalı sektörün gelişmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Ne kadar doğru bir hizmet politikası izlediğimiz pandemi sürecinde ve şimdi daha çok net görüyoruz. Güçlü ekonomiler tek bir sektörle değil, tüm sektörlerin dengeli bir şekilde birlikte büyümesiyle ortaya çıkmakta ve sürdürülebilir olmaktadır. Bu sözlerle pandemi öncesi ve sonrası yaptıkları çalışmaların ne kadar isabetli olduğunu vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, tarımın Manavgat ekonomisi için vazgeçilmez olduğunun altını çizerken, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve desteklerinin de süreceğini söyledi. Her daim üyemizin, çiftçimizin, üreticimizin yanındayız ve desteklemeye devam etmekteyiz. Devletimizin bugüne kadar olan destekleri, teşvikleri, hibeleri için teşekkür ediyoruz. Rakamlarda Manavgat ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi olan tarım sektörü ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. MATSO olarak Manavgat tarımı ve tarıma dayalı sektörleri desteklemeye üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta ve yapmaya da devam edecektir. Devletin bugüne kadar olan destekleri için teşekkür eden Başkan Güngör, devletten daha fazla destek verilmesi çağrısında da bulundu. Biz daha fazla desteği devletimizden iş dünyamız adına talep ediyoruz. Bu taleplerimizin olumlu dönüşü olacağını inancı ve düşüncesiyle sözlerime son verirken, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ta tarımın kalkınması için üretim yönünde Manavgat Ziraat Odası, ekonomik boyutta ise MATSO ile birlikte katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Metin, toplantıya katılanlardan destek konusunu toplantıya katılmayanlara da duyurmalarını istedi. İl müdürümüzden rica ettik. Elinden gelen desteği vereceğini, Manavgatlı bilhassa yangın bölgesindeki üreticilere desteği vereceğini söyledi, hassas davranacağını ama evraklarını tamamlayarak müracaat edenler herkese yardımcı olacağını söyledi. Toplantıya katılamayan arkadaşlara da bunları duyurursanız birbirinize, eşinize, komşunuza herkes faydalanmış olur. En azından yaralar bir nebze sarılmış olur. Manavgat'ta meydana gelen yangınlar nedeniyle çok zor günler geçirildiğini belirten Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Manavgat'ı eski günlerine döndürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş tarafından kırsal kalkınma, destek, hibe ve teşvikleri anlatıldı. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.